Ya şimdi değerli arkadaşlar, Uşağımızın biz gelişmesiyle, güzelleşmesiyle gündeme gelmek istiyoruz. Uşak Belediyesi olarak çok ciddi faaliyetlerimiz var. Uşak'ın hemen hemen bütün köklü sorularını çözüyoruz. Ama maalesef çok üzgünüz, iki gündür e, istenmeyen bir olayla ülke gündemine düştü. Bu konuda kısa bir açıklama yapma zarureti duydum. Öncelikle olayın gerçeğini şöyle anlatmak isteriz. Biz e, o gece saat 22 civarında bir nikah merasimi için İstanbul düğün salonumuza gittik nikah kıydık. Nikah çıkışında da İsmet Paşa Caddesi'nden Tirtoğlu'nda bulunan kafeteryamıza geçmek için ben yanımda bir tane arkadaşımızla ayrıldık. Zaten öncelikle saat 22. Karşı taraf özellikle bu yaşanan olayı çarpıtmak, bizim şahsımızı olayın içine çekmek için çeşitli spekülasyonlar yaparak olayı olduğundan farklı gündeme getirmek istemekteler. Öncelik altını çizmek istiyorum. Saat 22 itibariyle bir esnaf ziyareti yapılması mümkün değil. Zaten e, kamera kayıtları çıktığında da böyle bir ziyaretin olmadığı da aşikar. Biz normal yanımızdaki bir görevli arkadaşımızla kafeteryaya geçtik. Geçtiğimiz sırada iddialar doğrultusunda orada bulunan bir vatandaşımız biz arkamızdan bizim ya bizim olmadığımız bir ortamda hakaretlerde bulunmuş. Biz o an için yanımızdan bulunan hem makam şoförü hem korumalarda bu olaya şahitlik edince bizim olaydan ayrıldıktan sonra olayın mahallinden uzaklaştıktan sonra geri gelip vatandaşı uyarma ihtiyacı duymuşlar. Yani o olayları kesinlikle tasvip etmiyorum. Yani bu olayların çok yanlış olduğunu ifade etmek istiyorum. Biz siyasi insanlarız. Siyasetin gereğinde de bazen bu tür tasvip edilmeyen olaylar var. Ağır hakareti asla tasvip etmiyorum. Şiddeti asla tasvip etmiyorum. Ama maalesef vatandaşlarımızın arasında ve bizim bilgimiz dışında böyle münferit bir olay yaşanmış. Ama bu olayın çarpıtılarak bizim de olayın içerisine dahil edilerek bizim üzerimizden bir sonuç elde etme gayretinde yani tasvip etmiyorum. Bunu de belirtmek istiyorum. Uşak gelişen, güzelleşen bir şehir. Uşak Belediye'miz şehrin her tarafında hizmet eden bir konumda şu anda. Yani ülke gündemine bu şekilde bir olayla gelmek bizi üzüyor. Ben bu konuda tüm hemşerilerimden özür dilerim. Çünkü Bizim yapmış olduğumuz güzel hizmetler yerine münferit bir olayın içinden cımbızla çekilerek Türkiye gündemine gelmiş olması ve bunu bizde özdeşleştirme çabalarında ben tasvip etmedim belirterek bu tür olayları yani şiddete kınıyorum. Şu anda olay yargıya intikal etmiş vaziyette. Oradaki arkadaşlarımız açığa alındılar. Bu konuda tahkikat devam ediyor. Zaten yargıda bu konudaki gerekli kararları verecek.